Evet canlar, tekrardan hoş geldiniz. Rojbaş. Burası araba geliyor. Evet, arabanın geçmesine müsaade ettik. Burası Şırnak Cizre yakınlarında bulunan Cizre ilçe sınırları içerisinde diyebiliriz. Kasrık Boğaz veya Kasrık Boğazı denilen yerdeyiz. Çok merak etmiştim. Şükür ola geldim. Çok kalabalık. Birazdan zaten göreceksiniz. Şuralarda suyun içine sandalyeler, masalar koyulmuş. Oğlum hem yürüyelim, hem konuşayım, hem anlatayım. Sen de sağdan soldan çekim yaparsın. Benden fazla uzaklaşmadan ki sesim intikal etsin. Öyle arkadaşlar, buraya geldik, Kasrık Boğazı. Yemeği demin yedik gerçi. Cizre'de bir şeyler atıştırdık, aparatif. Bir şeyler yemem. Fakat bizi severlerse, bize birer kahve verirlerse yok demeyiz. Benim kahveci olduğumu dünya alem biliyor. Nereye gitsem mutlaka kahve içmem gerekiyor. Evet, bu taraflara gelirseniz Şırnak, Cizre, muhakkak buraya uğramanızı da tavsiye ederim. Arkadaşlar hepsi güler yüzlüler. Göründüğü üzere. Bak gördün, ne dedim? Güzel kardeş. İsim nedir? Ben Orhan. Şimdi halen her zaman, ne zaman doğuya bir geziye gelsen, batı insanlarımızda halen maalesef 2024 yılında bir ön yargı var. Doğu hakkına, doğulu insan hakkına. Ben her seferde bunu söylüyorum. Ben de doğuluyum. Malatyalıyım. Batı dersem anladın sen ben. Kesinlikle ön yargı davranmayın. Gelin doğuyu gezin. Doğu çok güzel. İnsanları da güzel. Biz gezmeye devam. Var mı şöyle güzel bir boş yer oturabileceğimiz? Şurada 40 numara var abi. Ses kısılmış ama. 40 numara var. Tam köşe bence, güzel. En köşe, süper. Biz oraya gidelim. Yanlış söyleyeyim, yemek değil. Biz daha çok bir şey içeceğiz. Bunu değil. Olur abi, sıkıntı yok. Bilseydin yemek olacağını mı? İçeceğimiz var, ne isterseniz var. Çay, kahve, var, meşrubat. Tamam, sağ ol Hakan. Hakan doğru değil mi? Evet abi. Evet, arkadaşlar. Allah gel oğlum, düşmeyelim. Bu hasta suya dalmak iyi olur. Attın mı? Yok. Dicle miydi? Dicle miydi? Fırat mıydı? Dicle, Dicle. Aynen, Dicle. Dicle neydi? Yine yanlış bilgi vermeme. 40'a gidiyoruz. 40, 40. Hakan zaten söyledi. Dicle değil, Kızıl Su. Kızıl Su yazıyor. Dicle ne tarafta kaldı? Dicle. Gerçekten çözemedim. Ha, Dicle de bu. Tamam. Dicle'nin bir deresi. Nehir değil bu çünkü. Bu bir dere. Hı? Arkadaşlar bakın şimdi Orhan Baba nereye oturacak, nasıl oturacak? Tam Orhan Baba'ya uygun ha. Allah, nasıl oturuyorduk? Malatya'da böyle otururlar bak. Bilmiyorum Şırnak'ın oturma şekli ayrı mıdır ama biz Malatya'da böyle oturuyoruz. Çok tepeden çektin ya. Buna bağdaş kurma derler. Batı'da bağdaş kurmayı kötü bir şey diye anımsatıyorlar. Bağdaş kurma budur. Bakın. Yeah. Güzel bağdaş kurabilmiş miyim? Kurmuş muyum? Wir werden von allen Seiten angeglotzt, als wäre ein neuer Gott auf Erden erschienen. Anlayan anladı. Anlamayan da yorumları da yazsın, sorsun bakalım. Orhan Baba sen bize ne dedin? Evet, ne yapacağız? Yemek yiyemiyoruz çünkü yedik geldik.
çay kahve içeriz artık. Evet, Türk kahvesine geldi arkadaşlar. Şu Nescafe yokmuş. Nescafe olmadığı için Türk kahve söyledik. Fark etmez. Kahve kahvedir. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kahve kahve midir? Bence de. Tabii Türk kahvesi daha ağır. Ama daha lezzetli bence. Yani bu kahve kahve demeyen arkadaşlara teessüf ediyorum. Aynen öyle. Canlar, masamızdan ayrıldık. Kahvemizi içtikten sonra suyumu da yanıma aldım. Bir şey dikkatimi çekti. Benim ilk doğu gezim değil. Bu şu an dördüncü. Yani dikkatimi çekti. Kötü anlamda da söylemiyorum. Doğulu insanı böyle elinde kamerayla gezen lere pek alışkın değiller galiba. Çünkü kesinlikle çoğu dönüp bakıyor. Onun bunu sen de fark ettin. Kesinlikle. Yani dönüp böyle rahatsız mı oluyorsun Orhan abi diyeceksiniz. Evet, biraz rahatsız edici. Değil mi oğlum? Yani bilmiyorum. Alışkın olmadıkları için merak ediyoruz. He, rahatsız edici. Şimdi burada uyanıklardan biriniz. Arkadaşlar artık var ya, ben yaş da ilerledi. 50 yaşındayım. Aklı başında olgun bir insanım. Ben artık real hayatta olsun, YouTube aracıyla sosyal hayatımda olsun, alttan almayacağım. İşte tamam kardeş, haklısın, şunu yok artık. Dobra dobra, harbi harbi. Bıktım usandım artık. Dobra dobra, ne düşünüyorsam söyleyeceğim. Van'da geziyorum 200 sene önce de. Ne 2019, 5 sene olmuş. 45 yaşlarında biraz daha gençtim. Aynı bunu söyledim Van gezimde. İşte arkadaş, insanlar dönüp bakıyorlar. Alışkın değiller doğuda böyle. Şunu yazmış. Sen kendini Brad Pitt mi sanıyorsun? Ben kendimi Brad Pitt sanmıyorum, zannetmiyorum. Brad Pitt gençken yakışıklıydı. Şu an hiçbir yakışıklılık kalmadı. Sen benim gençliğimi gördün mü? Brad Pitt'ten daha yakışıklı değilsem adi şerefsizim. Hadi bunu da geçtik. Bu ne demek ya? Kendini Brad Pitt mi sanıyorsun? Önce YouTube'da video seyretmesini öğren. Sonra yorum yazmasını öğren. Sonra yorum yaz. Ama artık umursamıyorum böyle gibi gerizekalıları. Sadece bildirdim. Böyle aptalca yorum mu yazıyorsunuz? Siliyorum, bloke ediyorum, Allah'a postalıyorum. Evet canlar, Kasrık Boğaz gezimiz bitti. Karabey'e geldim. Karabey'e binip Şimdi Karabey'e binip buralarda yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta Finik veya Fınık, tam şu an emin değilim, oraya gidince göreceğim. Hadi Finik'te kalalım. Finik Kalesi var. Gidip bir de şu Finik Kalesi'ni görelim. Hadi video izleyelim.